Şimdi gelelim meclisteki tartışmalara. Şimdi bütçe görüşmeleri ya inanılmaz bir solukta geçiyor. Çok yüksek bir tansiyon var. Ona da geleceğiz. O yaşanan tartışmalarla ilgili ayrıca özel bir haberimiz var. Onu da getireceğiz ekranlarınıza. Ama önce şu mecliste dün ne yaşanmış bu bütçe görüşmeleri sırasında onu bir paylaşalım. Bir kere MHP ile HDP arasında biliyorsunuz HDP'nin kapatma davası devam ediyor ya. Bu konuyla ilgili bir tartışma yaşandı. Epey bir polemik oldu. AK Parti ile CHP sıraları arasında da yurt tartışması üzerinden neredeyse kavga çıkıyordu işte o anlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi terörist hücresi değildir, olmayacaktır. Mecliste tansiyon bir anda yükseldi. Bu kez HDP ile MHP karşı karşıya geldi. Ayıptır ya, günahtır ya. Bu HDP PKK terör örgütünün bir uzantısı olmasının ezikliğiyle bu sözleri söylüyor. Kapatma davası tartışması yaşandı. HDP'yi yani bir PKK destekçiliği olarak söylemek noksanlıktır. Siz PKK'nın bizatihi kendisi olmuşsunuz diyoruz. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız'ın Anayasa Mahkemesi ile ilgili değerlendirmelerine HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş'tan itiraz geldi. HDP'li Beştaş'a ise MHP sıralarından tepki geldi. Yani biz böyle el kol hareketiyle hakaret ederek falan politika yapmayız. Milliyetçi Hareket Partisi olarak. Biz çıkarız burada, yasayı anayasa yaparız. Duymadığım bir cümlenin doğru olup olmadığına ben karar veremem. Tutanaklara bakacağım. Ve haklı olup olmadığına karar vereceğim. Sizin göreviniz hatiplerin konuşmalarını dinlemek. Evet, ben bu görevimi biliyorum. Görevimi de bana öğretmeyin lütfen. Sayenizde duyamadım. Bu HDP'nin hiçbir iradesi yok. Kendi yönetim kurullarını, adaylarını, milletvekili adaylarını, belediye meclis adaylarını dahi kendi kurumsal yapısıyla belirlemeyip Kandil tarafından belirlenen terör örgütünün bir uzantısıdır. En son bize söz söyleyebilecek konumdasınız. Bakın bağırarak olmuyor bu işler. PKK'yı baş tacı edenlerin ülkücülere düşman olması bizim için şereftir, onurdur. Onu... Bütçe görüşmeleri sırasında bir başka tartışma da AK Parti ve CHP arasında söz alma üzerinden yaşandı. İçimi acıtan bir mesele oldu. İçimi acıtan şeyi söyleyeyim. Bu ülkede öğrencilerden tebeşir parası, odun parası istenen Türkiye'den bugün geldiğimiz Türkiye'ye. Sayın Altay, müsaade eder misiniz? Sayın İnal. Sayın milletvekilleri. Genel kurulda bir diğer tartışmada da Spor Bakanı kürsü konuşmasının ardından yaşandı. Antalya'dan gelen elin bir olayın haberini aldık. Olayın gerçekleştiği mahallin bir özel işletme ya da bir dernek ya da vakfa ait yurt olmadığı bilgisine ulaştım. Kirli siyasetiniz için istismar etmeyin. Burada üzücü bir olay var. Size rağmen yaptığımız yurtlar, 190 bin kapasiteden 750 bine çıkardığımız yurtlar, 8,5 milyon öğrenci üzerinden yurt meselesini hesaplıyor Sayın Kılıçdaroğlu. Hesap için hesap makinesi getirdim. Bir işportacı edasıyla yurt resimleri göstermesini aziz milletin takdirine bırakıyorum. Evet, insan üzülür. İnsan üzülür. O çocuk devletin bir yurdunda kalıyor olabilseydi bugün başı kesilmeyecekti Sayın Başkan. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir.